Biraz önce siz gıybetten bahsettiniz. Mesela gerek bizim işimizde olsun. Yani biz birbirimizle bazen sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Bazen yanlışımız oluyor, hatamız oluyor. Bu kardeşimizin herhangi bir yerde ya da herhangi başka bir kardeşine bu hatayı söylemesi, açığa vurması yani ne kadar doğru oluyor? Herkes mutlaka kendi hesabını yapıyor. Ben de kendi hesabımı yapıyorum. Allah beni huzura aldığında beni hesaba çekecek mi? En ince ayrıntısına kadar. Bu bütün peygamberler için de böyledir. Beni hesaba çekerken mutlaka benim bir iddiam vardır. Ne diyorum? İşi Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adına yapıyorum diyorum. Değil mi öyle? Eğer ben işi onun adına yapıyorsam onun gibi yapmak zorundayım. Onun yaptığı gibi yapmak zorundayım. Evet, hatam olabilir, kusurum olabilir, eksiğim olabilir. O hata, kusur, yanlış tamamen bana aittir. Eğer ben böyle söylüyorsam, benimle beraber olanlar, beni kabul edenler mutlaka sahabe gibi olmalıdır. Onlardan başka bir hal, başka bir tavır kabul edemem. Bu mümkün değil. Sahabe birbirine karşı nasıldıysa, mutlaka benimle beraber olanların da öyle olması gerekir. Eğer olmazsa, yanlış bana aittir. Demek ben işi becerememişim manasına gelir. Öğretememişim demektir. Ben onlara Resulullah Efendimiz'in yaptığı muamele yapamamışım demektir. Evet, tarih tekerrürden ibarettir. Bu kıyamete kadar bu böyledir. Sahabe bir beşer olarak neyi kazanmışsa senin de böyle kazanma imkanın var mıdır? Vardır. Haşa Allah onlara torpil yapmamıştır. Söyledim. Hepimiz onların geçmişini de biliyoruz. Ama bir Allah'a döndüler. Resulullah Efendimizle beraber oldular. Nimeti kazandılar. Şimdi biri onların yaptığını yapacak da kazanmayacak desek haksızlık olmaz mı? Haksızlık olur. Fazlasını yaparsan ne olur? Fazlasını alırsın. Kim bunu inkar edebilir? Eğer biri yok dese onlar seçilmiş kullardır. Özel kullardır derse ne olur? Allah zulmetti demiş olur. Haşa, yakışır mı ona? Sen onun yaptığının aynısını yapacaksın. Onun kazandığını kazanmayacaksın. Olur mu böyle bir şey? Hiç mümkün müdür? Ya da bazıların aşırı gidip işte onlar şöyleydi, onlar böyleydi, hiç kimse onlara yetişemez demesi yanlıştır yani. Yanlış yanlıştır. Evet, onlar gibi yapmak gerçekten zor bir şeydir. Onlar malını, canını Allah yolunda feda ettiler. Vatanlarını terk ettiler. Hayatlarını ortaya koydular. Ama biri öyle yaparsa kazanıyor mu? Kazanır. Şimdi de böyle yapanlar var mıdır? Kesinlikle evet. Hatta en az 20 tane sayabilirim. Bu cemaatin içinden 20 tane ben sayabilirim. Onlar gibi yapan. Yapa bile. Ve kıyamete kadar da mutlaka yapabilenler vardır. Her şeyini Allah yolunda feda edebilen vardır. Evet, eğer varsa o zaman bu iş burada oluyor demektir. Bu işi yapmak isteyenler becerebiliyor demektir. Yapamayanlar nefislerine uydukları içindir. Mutlaka birbirlerini önce Allah için sevmeleri lazım. Allah için. Allah'a iman edenler imanın kıymetini, değerini bilir. Allah'a iman eden imanın kıymetini bilir. Bir zerre hardal tanesi kadar iman seni cennete götürüyor. Eğer biri imanı bu şekilde biliyorsa, yani zerre kadar iman
sana ebedi bir hayat kazandırıyorsa, o zaman o çok kıymetli, çok değerli bir şeydir. Ama biri imanı tatmamışsa, imanı bilmiyorsa, imanın kıymetini bilmez, dolayısıyla iman edenleri de sevemez. Onlara yakın olamaz. Ama biri imanın tadını tatmışsa, o imanın kıymetini bilir. Onun için iman edenler onun için kıymetlidir, değerlidir, şereflidir ve sever onları. Ona yakındır. İman imanı sever. Küfür de küfrü sever. Kafir küfrü sever. Küfür ehli küfür ehlini sever. Ama iman edenler imanlı olanları sever. İmanı ötekinin imanını seviyor yani. Sevmiyor. Sevmiyor. İman etmemiştir. Onda iman yoktur. Hayale kapılmıştır. Hayal. Hayal ediyor. İmanı hayal ediyor. Onun imanı gerçek değil, hayalidir. Elbette ki sevgi derecesi olabilir. Fıtratı birine uyabilir, ona daha yakın durabilir. Bu demek değildir ki hiç tartışmaz, hiç kızmaz demek manasına gelmez. Ama seviyor. Seviyorsa onun kazanmasını istiyor. Yanlış yaptığında kendi nefsi hesabına değil, o kazansın diye ona kızıyor. Ama seviyor. Ama arkasında, gıyabında ona dua ediyor. Eğer ona dua etmiyorsa onu eleştirmek gibi bir hakkı yoktur.